Bismillahirrahmanirrahim, Allah'ın rahmeti, bereketi ve bağışlayıcılığı üzerinize olsun sevgili izleyiciler. Bugün güncel bir konuyla karşı karşıyayız. Biliyorsunuz İsveç'te Danimarkalı Rasmus Paludan isimli bir zat, büyük içiğimizin önünde Kur'an-ı Kerim'i yakmıştır. Şimdi bu yakılış sebebinin ne olduğunu bilmiyoruz ünlü olmak isteyebilir. Kendini tanıtmak isteyebilir. Meşhur olmak isteyebilir. Bunun yanında arkasında bazı güçler olabilir. Parayla tutulmuş olabilir. Çıkar çıkar için yapmış olabilir. Yalnız eğer tanınmak için yapmadıysa, meşhur olmak e, meşhur olmak için yapmadıysa ve bir para karşılığı yapmadıysa, bu davranışını aptalca buluyorum. Çünkü bu eylemi yaparak insanlar daha çok Kur'an-ı Kerim'i okuyacaklar. Bu musafın içerisinde ne olduğunu merak edeceklerdir. Ve böylece dikkatleri üzerinde çekecek ve eylemi tersine çevirecektir. Bu musafın yakılması yakılmasıyla isteği gerçekleşmedi. Peki, biz bu durumda ne yapabiliriz? Şimdi ayetlere geçiyorum. Ne yapılacağını şimdi göreceğiz. Nisa 40 Allah kitabında size şunu indirmiştir. Allah'ın ayetlerinin görmezden gelindiğini ve hafife alındığını işittiğinizde başka bir konuya geçmedikçe onlarla oturmayın. Yoksa siz de onlar gibi olursunuz. Allah bütün münafıkları ve kafirleri cehennemde toplayacaktır. Şimdi görüyorsunuz. Burada Kur'an-ı Kerim'i etkisizleştirmeye çalışmıştır bu zat. Alaya almıştır. Ama Kur'an-ı Kerim'de Allah ne diyor? Başka bir konuya geçmedikçe onlarla oturmayın. Onların onların yanından uzaklaşın diyor. Maide 57. Ey inanıp güvenenler Sizden önce kitap verilenlerden dininizi hafife alıp eğlenenleri ve diğer kafirleri veli yakın dost edinmeyin. İnanıp güveniyorsanız Allah'a karşı yanlış yapmaktan sakının. Burada inanıp güvenenlere sesleniyor Allah. Dinimizi hafife alanları dost edinmeyin diyor. Yani bunların yanından uzaklaşacağız. Böyle bir eylem karşısında bu olabilir başka bir eylem olabilir etkisi, etkisizleştirme olabilir. Kur'an-ı Kerim'i etkisizleştirme eylemi olabilir. Buradan uzaklaşacağız. Bir başka ayet. Enam 68. Ayetlerimiz hakkında uygunsuz sözlere dalanları görürsen, başka bir konuya dalmalarına kadar onlardan uzak dur. Eğer şeytan unutturursa, hatırladıktan sonra yanlışlar içindeki o topluluğun yanında oturma. Yani biz karşı eylem yapmayacağız tabii ki. Çünkü onun yaptığı bir terör eylemidir bir kışkırtma, bu bir kışkırtmadır onu yaptı. Ne yapacağız? Tepkimizi ortaya koyarız, gerekli şeyleri söyleriz ama karşı eyleme geçemeyiz. Devam ediyorum. Enam 69. Onların hesabından hiçbir şey yanlışlardan sakınanlara yüklenmez. Ama kalkıp gitmeniz bir hatırlatma olur. Belki yanlışlardan sakınırlar. Yani umursamayacağız, kalkıp gideceğiz yanlarından. Ya yani bu sadece bu şey olabilir. Sadece Mustafa'nın yakılması üzerine konuşmuyorum. Başka alay ayetlerimiz konusunda alaya alanlardan uzaklaşacağız. Onların yanında oturmayacağız. Başka konuya geçene kadar onlardan uzak duracağız. Bu tür eylemleri ciddiye almamamız gerekiyor. Onların durumu ise kötü olacak. Bakın ayetleri okuyacağım. İlgili ayetlerden Enam 70 dünya hayatına aldanıp dinlerini oyun ve eğlence haline getirenleri bırak. Kimse yaptığı şeyden dolayı bir mahrumet yaşamasın diye Kur'an ile bilgilendir. Allah ile aralarına girecek ne bir dost ne de bir şefaatçi olacak. Bedel olarak ne verseler kabul edilmeyecektir. Yaptıkları sebebiyle mahrum edilecek olanlar onlardır. Ayetleri görmezlikle direnmelerine karşılık hak ettikleri kaynar sudan bir içecek ve acıklı bir azaptır. Görüyorsunuz dinini hafife alanları, oyun eğlence haline getirenleri durumu kötü olacak, azapla karşılaşacağını söylüyor Allah burada. Gördüğünüz gibi. Şu ara altı. Onlar kesinlikle yalana sarılırlar. Hafife aldıkları şeyin haberleri yakında onlara gelecektir. Şimdi bu hafife alınmadır. Bu kutsal kitaptır sonuçta. Ee, Nefret suçu deniyor buna. Kışkırtma deniyor. Ama bu oyun ve eğlence haline getirmektir. Yani bir şey elde edememişlerdir zaten. Tek kişilik bir eylem zaten. Bütün dünya onları onu tanımıştır şimdi. Tanınmak için yaptığını düşünüyorum yine. Rum 10. Sonra kötülük yapanların sonu çok kötü oldu. Çünkü Allah'ın ayetleri karşısında yalana sarılmışlar ve onları hafife almışlardı. Yani bunların sonu kötü olacaktır diyor ayette Allah. Ali İmran 11. Bunların durumu tıpkı Firavun hanedanının ve daha öncekilerin durumu gibidir. Onlar ayetlerimiz karşısında yalana sarıldılar. Allah da onları günahları sebebiyle yakaladı. Allah'ın cezası çetindir görüyorsunuz. Daha önce de Ferun ve hanedanının da başına gelmişti bu. Ve sonları, sonları ne oldu biliyorsunuz. TB 32. Bunlar Allah'ın nurunu, Kur'an'ı ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Oysa Allah'ın ısrarla üzerinde durduğu şey sadece nurunun tamamlanmasıdır. Varsın kafirler, ayetleri görmezlikte direnenler bundan hoşlanmasınlar elinde sonunda Allah nurunu tamamlayacaktır. Hakim din İslam olacaktır ve Kur'an-ı Kerim herkes tarafından tanınacaktır. TB 33 Dinini bütün dinlere hakim kılmak için elçisini bu rehber ve gerçek dine, din ile gönderen Allah'tır. Varsa müşrikler Allah'ı ikinci sıraya koyanlar bundan hoşlanmasınlar istedikleri kadar korsunlar, istedikleri kadar İslamofobi yaşasınlar, hakim din İslam olacaktır. Çünkü Allah ayetinde bunları söylemektedir. Tabii ki bunu inananlar için söylüyorum. Kur'an-ı Kerim'e ve ahirete inananlar için söylüyorum. Herkes için değil. Saf 8. Bunlar Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek isterler kafirler hoşlanmasa da Allah nurunu tamamlayacaktır. Bunlar hiçbir zaman başarıya ulaşamayacaklar. Ne yaparlarsa yapsınlar başarıya ulaşamayacaklar. Çünkü burada Allah'la savaş söz konusudur. Allah'ın Allah ayetlerini, Kur'an-ı Kerim'i eninde sonunda herkes bilecek ve tanıyacak. Bu iki kapağın arasındaki sayfaları bilecekler. Bunları yakmakla Allah'ın ayetlerini yakamazlar. Allah bizzat Allah bizzat bunu koruyacağını söylüyor. Kur'an-ı Kerim'i koruyacağını söylüyor. Saf 19 e, Saf 9 Dinini bütün dinlere hakim kılmak için elçisini bu rehber Kur'an ve gerçek diniyle gönderen Allah'tır. Varsın müşrikler Allah'a ikinci sıraya koyanlar bundan hoşlanmasınlar. Demek bundan hoşlansalar da hoşlanmasalar da hakim değil İslam olacaktır, Kur'an-ı Kerim olacaktır. Haç 51. Ayetlerimizi etkisiz kılmaya çalışanlar var ya, işte onlar yakıcı ateşin ahali'sidir. İşte ayetlerimizi etkisiz kılmaya çalışanlar bunlar. Bu zat ve onların arkasın onun arkasında olanlar olabilir. Bunlar ayetleri etkisiz hale getirmiş getirmek istemişlerdir ama başaramayacaklar bunlar etkisiz hale gelemeyecek. Çünkü Allah yakıcı ateşin çünkü Allah bunları yakıcı ateşe e, süreceğini söylüyor. Benzer ayete geçiyorum şimdi. Sebe 5. Ayetlerimizi etkisiz kılmaya çalışanlar var ya işte onlara sarsıcı ve acı veren bir azap vardır. Bu da benzer ayet. Bu da etkisiz kılmaya çalışanlar hakkında söylüyor burada. Sarsıcı ve az, acı verici bir azap vardır diyor Allah burada. Hicr 9. Bu zikri de biz indirdik. Biz onu koruyacak olan da elbette biziz diyor Allah burada görün. Yani ne kadar yakmaya çalışırlarsa çalışsınlar koruyucu olan kimdir? Allah'tır onu bilelim. Hiç istifimizi bozmayalım. Yeter ki Allah'a güvenip inanalım. Tabii ki tepkimizi koyarız ama ona karşılık bir tepki değil. Kalkıp giderek bir tepki olabilir bu. Mümin 35 Onlar kendilerine gelmiş bir delil olmadan Allah'ın ayetleri hakkında tartışmaya girenlerdir. Bu davranış hem Allah katında hem de inanıp güvenenler katında ne büyük öfke sebebidir. Allah kibirli ve zorba olan herkesin kalbinde işte böyle bir tabiat oluşturur ve bunlar bakarlar görmezler. Basiretleri bağlanır. Muhammed 9. Bunun sebebi Allah'ın indirdiğinden hoşlanmamalarıdır. Allah da onların amellerini yok saymıştır. Burada hoşlanmıyorlar tabi Allah'ın dininden, Allah'ın indirdiğinden hoşlanmıyorlar. korkuyorlar yani İslam'ı Nur 55 Allah içinizden inanıp güvenen ve iyi işler yapanlara vaat etmiştir. Kendilerinden öncekileri nasıl yeryüzünün hakimi kıldıysa onları da kesinlikle yeryüzünün hakimi kılacaktır onlar için uygun gördüğü dini mutlaka uygulama imkanı verecek ve yaşadıkları korkularının ardından onları güvene kavuşturacaktır. Onlar bana kulluk eder ve hiçbir şeyi bana ortak koşmazlar. Bütün bunlardan sonra kim kafirlik ederse işte yoldan çıkmış olanlar onlardır. İşte burada da kendi dinini hakim din olduğunu olacağını söylüyor Allah burada. Hakim din İslam olacak ve Kur'an-ı Kerim gereken takdiri görecektir eninde sonunda. Enam 122 Ölü gibiyken can verip yolunu aydınlattığımız ve o aydınlıkla insanlar arasında yürüyen kişi, girdiği karanlıklardan çıkamayan kişi gibi olur mu? Yaptıkları işler Kâfirlere işte böyle süslü gösterir, gösterilir. İşte belki ona bu durum, bu eylem süslü gösterilmiştir. Enam 123. işte böyle. Her kentin suça dalmış olanlarını oranın büyükleri haline getiririz ki tuzakla kurabilsinler. Kurdukları tuzaklar kendi aleyhlerine döner ama farkına bile olmazlar. İşte bu suça dalmış olanlar oranın büyükleri, tuzak e, suça dalmış olanların oranın büyükleri haline getiririz diyor Allah burada ve tuzaklar kurabilsinler. Yani Allah bunlara izin veriyor, tuzaklar kurabiliyorlar ve bu da kendi aleyhlerine dönüyor bu durum. Tabii ki ulu orta dolaşamayacaklar, herkes ona tepki verecek, değil mi? Yani tanınacaklar belki ama çok da kötü duruma düşecekler. Yunus 44 Allah insanlara tek bir yanlış bile yapmaz. Ama insanlar yanlışı kendilerine yaparlar. Allah hiç kimseye yanlış yapmaz. Yanlışı yapanlar kendilerine yaparlar. İşte onun sonu da herhalde böyle bir kötü bir durum olacak tahmin ediyorum. Şimdi görüyorsunuz bu eylemler ve bu alaya almalar, etkisizleştirmeler, Kur'an'ı etkisizleştirmeler hiçbir zaman başarıya ulaşamayacaklardır. Allah kendi uğrunu tamamlayacaktır. Ve İslam gümbür gümbür gelecek. Kur'an-ı Kerim her tarafa yayılacak. Kur'an ayetleri herkesçe bilinecek programıma burada son veriyorum. Hepinize iman dolu günler diliyorum.